Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nahl suresi 33 ve 40 ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Hel yenzurune illa en te'tiyehumul melaike. Onlar ancak şunu bekliyorlar, meleklerin kendilerine gelmesini. Ev ye'tiye emru rabbik, veya Rabbinin emrinin gelmesini bekliyorlar. Kezalike, benzeri bir şekilde, fealellezine min gablihim, onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Ve ma zalemehumullah, Allah onlara zulmetmedi. Velakin kanu enfusahum yazlimun, lakin onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Burada bir kısım insanların meleklerin gelmesini beklemeleri veya Allah'ın emrinin gelmesini beklemeleri şu anlamda genelde değerlendiriliyor. Malum peygamberin davetini kabul etmeyenler işi yokuşa sürüyorlar. Ve diyorlar ki işte Allah varsa Allah bizi helak etsin. Allah'ın emri gelsin bizi helak etsin. Melekler varsa melekler buraların altını üstüne getirsin. Bu gibi ifadeler kullanıyorlar. Onların beklediği sadece bu diyor. Daha öncekiler de benzeri bir şekilde bir tavra girmişlerdi. Ama melekler geldi, azapla geldiler. Allah'ın emri geldi ve netice itibariyle onlar cezalarını buldular. Ve her gelecek yakındır. Külle etin garip. Bu noktada Allah'a isyan edenler şöyle veya böyle, şu zamanda veya bu zamanda illa bir şekilde belalarını bulacak ve cezalarını çekeceklerdir. Şu dünyada mühlet veriliyor. Kitaplarımızda şöyle geçer. Allah mühlet verse de ihmal etmez. Yani mühlet verebilir. Küfürde isyanda olanlara zaman tanır, fırsat tanır. Ne de olsa dünya bir imtihan dünyasıdır. Ama neticede onları yakalar ve onları şiddetli bir şekilde cezalandırır. Tarihte bunun çok örnekleri var. İşte Firavun gibi, Nemrut gibiler alem olmuştur. Bu konuda gözler önündedir bunların akıbeti. Ve Ad kavmi, Lut kavmi, Semud kavmi, Sodom, Gomorre bu gibi yerler bellidir. Buralarda hakkı tanımayan, hakka isyan eden insanlar yaşamış ve bunlar neticede layık oldukları cezayı bulmuşlardır. Demek ki melekler bir gün gelecek. En azından onların canını almak için gelecek. Dünyadaki saltanatları bu şekilde bile bitecek. Veya azapla ilgili Allah'ın emri gelecek. Allah onları helak etmeyi, dünyada da helak etmeyi murad etmişse vakti geldiğinde hiç ummadıkları, bilmedikleri, tahmin etmedikleri yerden azap kendilerini yakalayıverecek. Ve onlar Allah'a zulmetmediler. Yani insanlar Allah'ı tanımamakla, Allah'a ibadet etmemekle veya ona isyan etmekle haşa Allah'a bir zarar verecek değiller. Şöyle ifade etmeye çalışalım. Mesela bütün insanlar, yeryüzündeki bütün insanlar güneşe karşı perdelerini kapatsalar. Güneş her tarafı aydınlatıyor ama insanlar evlerin içine girmiş, siyah perdeler çekmişler, karanlıkta yaşıyorlar. Bu noktada güneşe bir zarar verecek değiller. Ancak kendilerini mahrum etmiş olurlar. Temsilde hata olmasın. Bütün insanlar küfür perdesini, küfran perdesini çekseler, Allah'ı tanımasalar Allah'a bir zarar vermiş olamazlar. Bütün insanlar Allah'a tam bir kul olsa, başlarını şükür secdesinden hiç ayırmasalar Allah'a faydaları olmaz. Ama Allah'a ibadet etmekle, Allah'a kul olmakla kendi derecelerini yükseltmiş olurlar. İnsan günah işlemekle Allah'a zarar vermiyor, itaat etmekle de Allah'a fayda vermiyor. Faydası da zararı da ancak kendisinedir. Ayet-i Kerime buna dikkat çekiyor. Allah onlara zulmetmedi ama onlar kendi kendilerine, kendi nefislerine zulmediyorlardı. فَأَصَابَهُمْ سَيِّيَاتُ مَا عَمِلُوا ve yapmış oldukları amellerin kötülükleri kendilerine isabet etti. Bundan dolayı bir musibete maruz kaldılar. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ve dalga geçmiş oldukları, istihza etmiş oldukları şey başlarına geldi. Yani Allah varsa bizi cezalandırsın, melekler varsa bize azap getirsin gibi dalga geçmiş oldukları şeyler neticede başlarına geldi ve
o şekilde cezalandırıldılar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Allah'a ortak koşanlar şöyle dediler. لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ Şayet Allah dilese biz onun dışında bir şeye ibadet etmezdik. نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا Hem biz hem de bizim ecdadımız. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ Ve Allah'ın dışında, onların yasakladığı şeyler dışında bir şeyi haram kılmazdık. Aslında burada cümle doğru gibi görülüyor. Bir yönüyle de doğrudur. Eğer Allah dilemiş olsa hiç kimse Allah'ın dışında bir şeye ibadet etmezdi. Allah'ın haram kıldığı şeyler dışında başka haramlar çıkarmazlardı. Bu cümle olarak doğrudur. Ama müşriklerin bunu kullanması yanlış bir şekilde bir kullanmadır. Onlar adeta şunu demiş oluyorlar. Ne yapalım? Kaderimiz böyleymiş. Allah bizim hakkımızda böyle murad etmiş. Bu çok tersinden bir değerlendirmedir. Çünkü Allah-u Teala insanları hür bırakmış ve serbest bırakmıştır. Allah kimseyi doğrudan küfre zorlamaz. Allah kimseyi doğrudan itaate de zorlamaz. Çünkü insanlar mükellef varlıklardır ve irade sahibi varlıklardır. Diğer varlıkların böyle bir iradesinden söz edemiyoruz. Mesela bitkiler, ağaçlar, hayvanlar, melekler bunlar gerçekten Allah ne dilerse onu yapıyorlar. Ve bunlar hakkında başka türlü bir şey düşünülemez. Bunlar la yasûne Allah ma emarahum Allah'ın onlara emrettiği şeye asla isyan etmezler. Ve yef'alûne mâ yu'merun ve kendilerine emredileni yaparlar. Ama insanlar öyle değil. İnsanlar isterlerse ibadet ederler, isterlerse isyan ederler. Dolayısıyla bir kısım insanların şayet Allah dileseydi biz Allah'ın dışında bir şeye tapmazdık. Allah'ın haram kıldığı şeyler dışında başka bir şeyi haram kılmazdık. Ne biz ne de ecdadımız bu yola girmezdi demeleri görünüşte doğru gibi görülse de aslında bu kendi yapmış oldukları bir fiildir. Allah bu noktada onları zorlamamıştır. Hazreti Ömer döneminde bir tanesi hırsızlık suçuyla yakalanıyor. Hırsızlıkla alakalı had cezası kendine uygulanacak ve bu insan can havliyle ya Ömer diyor ben ne yapabilirdim? Benim kaderim böyleymiş. Hazreti Ömer had cezasını buna uygulattıktan sonra bir de ayrıca haddini bilmesi için başka bir ceza da uygulatıyor ve bunu da uygulatırken diyor ki bu da Allah'a iftira ettiğinden dolayı. Çünkü o mantığa göre hırsızlık yapan bir insan Allah istediğinden dolayı hırsızlık yapmış gibi oluyor. Adeta hırsızlığı Allah ona işletiyor. Bu anlamda bir tersinden değerlendirme var. Halbuki Allah-u Teala hırsızlık yapın demiyor. Ancak insan hırsızlıkla yapabilecek kabiliyette yaratılmıştır. İsterse hırsızlık yapar, isterse dürüst bir hayat yaşar, isterse iman eder, isterse küfrü tercih eder. كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekiler de böyle yaptı. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلْ اِلَّا الْبَلَاهُ الْمُب۪ينَ Peygamberlere düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Yani peygamberler hak ve hakikati, doğru bir yolu insanlara gösterirler. Artık o insanlar isterlerse uyarlar, istemezlerse uymazlar. Bu noktada insanlar hür bırakılmıştır, serbest bırakılmıştır. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا Biz her ümmet içinde peygamber gönderdik, bir elçi gönderdik. Burada elçi özellikle peygamber için kullanılır. Ancak elçinin de elçileri vardır. Yani peygamberlerin de elçileri. Bu noktada baktığımızda mesela el-ulema verathetul enbiya alimler peygamberlerin varisleridir. İşte peygamber efendimizden sonra peygamber yok. Ama Allah'ın dinini tebliğ edenler günümüzde de bulunmakta, devam etmekte. İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani gibi zatlar peygamber değil ama peygamberin davetini insanlara ulaştırmışlar. Böylece her kavim içinde, her topluluk içinde Allah'ı anlatan, Allah'ın dinini anlatan kimseler var. اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Biz her kavim içinde peygamberler gönderdik. Şu tarzda onlar tebliğde bulundular. Ve Allah'a ibadet edin, tağuttan kaçının dediler. Allah'a ibadet etmek, Allah'a kul olmak, Allah'ın emirlerini yapmak.
Tağuttan kaçınmak ise tağut tuğyan kökünden geliyor. İnsanı azdıran, insanı yoldan çıkaran şey anlamında. Ve genelde şu tarzda açıklanır. Her şey ki, herhangi bir şey ki eğer Allah yerine ikame ediliyorsa o bir tağuttur. Mesela şeytan. Bazı insanlar Allah'ı dinlemeyi bırakıp şeytanı dinliyor. Şeytan onlar hakkında bir tağuttur. Onları yoldan çıkarır. İnsanın nefsi emmaresi bir tağuttur. İnsana kötülüğü emreder. Öte yandan putlar veya putlaştırılan şeyler, Allah yerine ikame edilen ne varsa bunların her birisi tağuttur. Ve bütün insanlar bu gibi haktan uzaklaştıran, Allah'a ibadete perde olan, engel olan şeylerden uzak kalmakla emrolunmuşlardır. Feminhum men hedallah. Allah her kavme bu şekilde peygamber gönderdi, elçiler gönderdi ve Allah onlardan bir kısmına, o kavimde yer alan insanlardan bir kısmına hidayet nasip etti. Ve minhum men hakkat aleyhi dalale, ama bir kısmına da dalalet hak oldu. Bir kısmı yoldan saptı ve bunu hak etti. Allah-u Teala cebri olarak zorla kimseye hidayet vermez. Allah-u Teala cebri olarak kimseye yine hidayet de etmez. Yehdi ileyhi men enab. Allah'ın hidayeti ona yönelen kimseyedir. Kur'an-ı Kerim bunu sarih bir şekilde ifade etmiştir. Yoksa diğer türlü düşünüldüğünde Allah bir kısmını kafir, bir kısmını mümin yaratmış olur. Ve bu da diğer alemde kafirler açısından bir mazeret sayılır. Onlar diyebilirler ki, ya Rabbi ne yapalım? Bizim kaderimiz böyleymiş. Sen bize küfür yazmışsın, sen bize dalalet yazmışsın diyebilirler. Ama durum böyle değil. Dileyen kendi iradesiyle iman ediyor. Yine dileyen kendi iradesiyle küfrü tercih ediyor. Fesiru fil ardı, yeryüzünde dolaşın. Fenzuru ve bakın. Keyfe kâne âgibetül mükezzibin. Allah'ın ayetlerini tekzip eden, yalanlayanların akıbeti ne oldu? Bunlara bakın. Yeryüzünde bizden önce çok kavimler gelip geçmiş. Mesela Anadolu'yu düşündüğümüzde gerçekten bu Anadolu'da nice milletler daha önce yaşamışlar. İşte bazı yerler var ki Romalılardan, Bizanslılardan kalma harabe şeklinde ve bunlar dünyayı bayağı imar da etmişler. Maddi yönden de güzel imkanlara kavuşmuşlar ama bir kısmı depremle, bir kısmı fırtınayla, bir kısmı selle, değişik şekillerde haddi aşanlar genelde cezalandırılmış. Ve dünyanın değişik yerlerinde bu tarz harabe yerler var. Bir zamanlar Ümran imiş, Mamure imiş buralar. Ama orada yaşayanlar Hakk'a boyun eğmeyince, nefislerine kul köle, şeytana adeta kul köle olduklarında azap bunlar hakkında hak olmuş, azabı hak etmişler ve neticesi olarak cezalandırılmışlar. Demek ki ayet-i kerimenin de dikkat çektiği tarzda buralara gidip bakmak lazım ve buralardakilerin durumlarından ibret almak gerekiyor. Mesela diyelim İngiltere'de British Müzesi'nde firavunlardan birinin cesedi. Bu ibretlik bir durumdur ve işte bir zamanlar ben ilahım diyen bir insan şu anda kuru bir ceset halinde insanların gözlerinin önündedir. Veya bunların Mısır'daki ehramlarda, piramitlerdeki cesetleri, bir zamanlar bunlar o bölgeye hükmeden ene rabbükümül ala diye, ben sizin en yüce Rabbinizim diye insanları kul köle yapan kimselerdir. Ama şu anda zavallı bir vaziyette, geriye kuru bir ceset kalmış, mumyalı bir ceset kalmış olarak o tarzda bir ibret levhası olarak insanların gözlerinin önünde durmaktadırlar. Ayet-i Kerime'de ibret gayesiyle dünyanın değişik yerlerini görmeye bir teşvik de vardır. Turistler dünyanın her tarafına gidiyorlar ama böyle bir bakış herhalde çoğunda yok. Sadece tarihi eser, turistik eser diye bir gezi yapılıyor. Halbuki buralara gidip buralarda bir zamanlar neler olmuş ve bu insanlar haddi aştıklarında nasıl cezalandırılmışlar, bunlara bakmak gerekiyor. İn tahris ala hudahum, ey peygamber, eğer sen onların hidayetleri için hırs da göstersen, fe innallaha la yehdi men yudil, Allah saptırmış olduğunu artık hidayet etmez,
ve mâ lehum min nâsirîn, ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Burada gerek peygamberimiz gerekse Allah'ın dinini tebliğ eden her insan ayet-i kerimenin muhatabıdır. Eğer sen onların hidayeti için hırs göstersen, yani aman illa bunlar hidayet yoluna gelsinler, bunlar illa iman etsinler, ne kadar hırs da göstersen, eğer onlar yoldan sapmışsa senin hırs göstermenle onlar yola gelmeyecektir. Demek ki evet, peygambere yakışan onların imanı hususunda hırs göstermektir. Bu manada bir hırs mezmum değildir. Bilakis makbuldür, güzeldir. Ama yeterli de değildir. Çünkü hidayet Allah'ın elindedir. Ve Allah kimin hidayete layık olduğunu bilmektedir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onların imanlarını cidden arzu ediyordu. Hatta Kur'an-ı Kerim bu noktada peygamberimize şu hatırlatmayı yapıyor. Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Demek ki Peygamber Efendimiz onların imanı hususunda son derece istekliydi, son derece gayretliydi ve adeta hırs seviyesinde onların imanlarını arzu ediyordu. Ama sadece bu şekilde olmuyor, onların da buna talip olması lazım. Onlar hidayete yönelecekler, Peygamber'in davetinden istifade edecekler ve bu kulak vermenin, dinlemenin neticesinde hidayete erecekler. Allah'ın kuralı böyle çalışıyor. Sadece peygamberimizin istemesiyle onlar iman etmiyor. Ve hak yolunda gidenlerin sadece tebliğ etmesiyle mesele bitmiyor. Muhatapların bunu kabul etmesi ve bunu kendi alemlerinde uygulamaları gerekiyor. Ve aksamu billahi cehde imanihim, onlar olanca güçleriyle yemin ettiler ve dediler ki la yeb'asullahu men yemut, Allah ölenleri diriltmez. Bele, hayır, iş onların zannettiği gibi değil. Vaden aleyhi hakka, bu Allah'ın üzerine bir vaat, hak olan bir vaattır. Allah böyle vaat etmiş ve bu böyle gerçekleşecektir. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun, lakin insanların çoğu bunu bilmezler. Burada öldükten sonra dirilmeye yine bir işaret ediliyor. Gerçekten de müşriklerin anlamakta zorlandıkları en mühim meselelerden birisi öldükten sonra dirilme. Ve onlar hayır, böyle bir şey olamaz. Bütün güçleriyle yemin ediyorlar. Ve Allah ölüleri diriltmez. Halbuki Allah diyen bir insanın ölüleri Allah'ın dirilteceğini de bilmesi lazım. Çünkü yoktan yaratan tekrar diriltmeye kadirdir. Ve bu Allah'a zor değildir. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ اَلَّذ۪ي يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ, Allah onları diriltecek ve ihtilafa düştükleri şeyi onlara ortaya koyacaktır. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, ve o inkarcılar, kafirler kendilerinin yalancı olduklarını diğer alemde bileceklerdir. Bundan dolayı Allah ölüleri diriltecektir. اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَا, biz bir şeyi murad ettiğimizde en nakule lehu kun feyekun, ol deriz ve o iş o şekilde olur. Burada öldükten sonra dirilmenin aynı zamanda bir delili de nazara veriliyor. Yani Allah'a zor diye bir şey yok. Allah yaratmayı murad ettiğinde yaratır. Emri kun feyekunle, olmasını murad ettiği şey irade ettiği şekilde gerçekleşir. Bu insanlar kendilerinin yoktan yaratıldığını biliyorlar aslında. Bir zamanlar bu dünyada değillerdi. Bir zamanlar bu dünya da yoktu, bu alem de yoktu. Bu alemi, bu dünyayı, bu insanı yoktan yaratan bir zat bu insanı öldükten sonra niye diriltemesin? Bu noktayı düşünemiyorlar ve düşünememenin neticesinde hayır, öldükten sonra hayat yoktur diye iddialarda bulunuyorlar. Halbuki Allah-u Teala yoktan yaratmıştır ve yeniden de yaratacaktır. Cenab-ı Hak hepimizin akıbetini hayır eylesin ve hidayet yollarına bizleri sevk eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.